Merhaba arkadaşlar. Halk Edebiyatı'nın nesir kısmındayız. Buradan da oldukça önemli sınav soruları gelmektedir. Evet ilk konumuz halk hikayeleri. Halk hikayeleri 16. yüzyıldan itibaren destanların yerini alan, sözlü gelenekte yaşarlılığını sürdüren anlatılar hep bu başlık altında toplanmıştır. Halk edebiyatındaki nesrin dili oldukça sadedir. Nesirle nazım iç içe yürümüştür. Halk hikayelerinin en önemlileri aşk ve kahramanlık hikayeleridir. Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Arzu ile Kamber, Aşık Garip, Eşref Bey, Şah İsmail başlıca halk hikayelerinin arasındadır. Masal genellikle doğa üstü olayların ve kişilerin bulunduğu bütünüyle hayal ürünü olan masallarda yer ve zaman kavramı belli değildir. Başlıca kahramanları devler, periler, cadılar ve benzerleridir. Hayvanlar, bitkiler, eşyalar kişileştirilir. Anlatı kısa ve yoğundur. Tekerleme ile başlar. Son bölümü dilek bölümüdür. Bunlar önemli. Tekerleme ve dilek. Belli bir yazarı olmayan bu tür evrensel nitelikler taşımaktadır. Halk tiyatrosu usta çırak ilişkisi içinde gelişmiştir. Sahne, dekor kostüm yoktur. Ya da bu bahsedilen unsurlar çok sadedir. Tüliyata yani doğaçlamaya dayanan halk edebiyatı nesir türüdür. Meddah taklitçilikle hikayeciliğin birleştiği tek kişilik tek kişilik halk tiyatrosudur. Meddahlar büyük taklit yeteneğine sahip kişilerdir. Anlattığı olaylarla ilgili değişik yaştaki ve tipteki insanların, farklı etnik gruplardan kişilerin, hayvanların, doğa olaylarının, makinelerin taklitlerini yaparlar. Hikayelerini dinleyicilerden daha yükseğe konmuş bir sandalyede anlatırlar. Sanatçıların tüm aksesuarları ellerinde bir baston ile omuzlarındaki mendildir. Mendili değişik tipteki kişilerin kıyafetlerini göstermek ve ağzını kapatarak seslerini taklit etmek için kullanırlar. Sopadan da oyunu başlatmak ve değişik sesler çıkarmak için yararlanırlar. Hikayeler halkın günlük yaşamındandır. Anlatılarda günlük konuşma diline özgü yapı vardır. Karagöz ve orta oyunda zaman sınırlaması 1-2 saat olmasına karşın meddah oyunlarında yer ve zaman sınırlaması yoktur. Genellikle hay hak ya da hak dostum hak diye söze başlayan meddah Sürçü lisan ettiysek affola diye de sözünü bitirir. Oyundan çıkarılması gereken dersi dile getirir. Daha sonra anlatacağı öykünün adını ve öyküyü nerede anlatacağını söyler. <laughs>